özellikleri. Abi sanat şeyi esere çekmek istiyorsan beni çek de. Ama şurası daha böyle sanat. Ben sanat eseri çekmek istiyorum. İşte, ama burası daha sanatsal olabilir ya. Yani. Öyle mi? Bilmiyorum bakalım. Tarih eser olarak olabilir yani. Tarih eser mi? Tarih eser. Münir amca, tarih eserler pahalı oluyor ya. Kendini satsan kaç paraya satarsın? Hı? Daha biçilmez ya. Değil mi? Ha. Bence de öyle. Burası tarihi bir ev. Burası da tarihi bir ev. Dur şöyle geri alalım. Bu da kaç para diyorlar bize bura? Ne kadar? 20 milyon TL diyorlar. 20 milyon TL. Ha. 20 milyon TL ne kadar yapıyor? 1 milyon dolar da etmiyor ya. 1 milyon dolar etmiyor. Kaç? 700... 650 milyon dolar falan. Hayır, milyon değil, 1000 dolar. Atalarımızın mezarı bak orası. Nereye ne? Atalarımızın mezarı. Tamam. Nerede? Dedem mi var? Bizden önce yaşayanlar işte orada. Ha, dedem yani. Dedelerimiz. Bak dedemin mezarı burada. Diğer dedemin mezarı burası. Yukarıda Rahmi babamızın şeyi. Nerede Rahmi babamız? Şurası mı Rahmi babamızın evi? İyi, oraya da çektik. Devam ediyoruz. Komşumuzun adını unuttum. Zeynep komşunu geldi. Zeynep komşun mu? Giren çıkan olmadı için. Girmesi yasakmış da giren çıkan olamazdı da galiba. Zeynep komşumuzun elini de çekelim. Çektim. Devam ediyoruz. Emine amca anlat ya. Hangi ağaçları sen diktin? Ama burası mehtap pansiyonu. Burada hiçbir şey dikmedim. Hepsini İrfan dikti bunların. İrfan mı? Mehtap pansiyonu patronu. Kim İrfan? Mehtap pansiyonu şeyin sahibi. Soyadı ne? Bilmiyorum. Bizim akraba mı o? Burada herkes birbirinin akrabası ya. Araştırsan akraba da bilmiyorum. He. Ama bunda da işte yazın güzel kaktüs falan oluyor. Geri giderken alıyorsun, topluyorsun, yiyorsun. Kaktüs fayge mi? Bunun meyvesine Türkçe'de de mi biz bir şey inciri diyoruz? Frenk inciri, frenk yemişi deniyor. Ha, frenk yemişi deniyor. Nerede var? Çekelim onu. Frenk inciri, frenk inciri veya halk dilinde kürek yemişi. Kürek yemiş. Ha, şunlar. Yapraklar küreğe benziyor ya. Ha. O yüzden kürek yemişi diyor. Kürek yemişi. Dur yakından da çekeyim bunu. Böyle. Bunlar. Evet. Başka ne var? Vallahi burada anlatabileceğin. Bu hamut var. Geçen sene kilosu 50 liraydı. Bu sene 10 lira. Niye? Tayyip. Ha, bir dakika. Tayyip ilk defa bir şeyin düşüşüne mi sebep oldu? Tabii, Allah razı olsun. Tayyip sayesinde kötü gözü fiyatları düştü. Niye düştü o? Ya işte memlekette pahalılık var diyorlar. Tayyip de düşürdü. Şimdi şu da şey, aşı olursa Antep fıstığı olacak. Güzel bir şey. Abi. Antep fıstığı mı? Tabii, içten bir ağacı o. Lan Antep fıstığı ağaç mıydı? Tabii ağaç. İşte o aşılanırsa Antep fıstığı olacak. Yabani Antep fıstığı. Ha, o yeniyor mu? Yenir. Böyle çekilemse yuvarlak şey olur meyveleri. Hı hı. Nur amca, bir şey yabani olunca ne oluyor? Yani yabani bir şey ne demek? Yani, mesela Antep fıstığı ile yabani Antep fıstığının ne farkı var? Yani birisi işte aşılanmış, geliştirilmiş oluyor. İçinin çekirdeği daha büyük oluyor, yenebilir kısmı. Ha ha. Yabanisi daha zayıf, cılız. Tamamen çekirdekten ibaret bir şey. Ha. Tohum. Zeytin demiş o. Zeytin de yabanisi mesela. Çekirdeği büyüktür, eti zayıftır. Dolayısıyla küçük taneli ama lezzetlidir. İşte gerçek zeytin olur ya. Ha. Eskiden aşı mı vardı işte milat önce bu delikli yıllar yaşarken mesela zeytini aşılamadan yiyorlardı. Hı hı. Doğal haliyle yiyorlardı. Sıkıyorlardı. Yağ yapıyorlardı. Bir şey, bir şey. Evet. Mehtap pansiyon burası mı? Room to rent. Ne kadar mesela burası şey günlü? Günlük kiralık ev. 2000 lira. 0'a düşe böyle 60 euro. Nasıl yazayım?
Merhabalar, günaydın. Ha. Şu kapıydı. Şöyle uzaktan da çekelim. Bu. Değil müdür amca, daha da. Aa, narlar mı var? Nar ne iyi meyve ya. Limon bu. Bizim burada buna muş mu derler ama normalde yeni dünya bu. Bizim muş mu derler? Ha, muş mu derler? Yeni dünya deyince bilemedim. Ama şeyde mehtap falan tuvalet. Doritos. Bu şakayı da herkes anlamaz. Başka hiçbir şey demiyorum. Buradan denize doğru iniyoruz. Hı. Ulan ne zor iş şu çekmek bir yandan. Bakın şu yollarda da yürüyorum yani. Aynen. Bas sinyalleri görmen de lazım baktığında. Aynen öyle. Sen şehit oğlusun. İncitme, yazıktır atanı. Verme. Dünyaları alsan da bu cennet vatanı değil mi? Ulan buradan geçerken şimdi... Suyun içindeki kaya mezarı, bu yana atalarımızdan bir tanesi orada. Ha. Babaannemiz, nenemiz, belki dedemizin dedesinin dedesi orada yatıyor. Veli dede mi o yatıyor orada? Ben de dedesim. Ula, Veli dedemin de dedesi yokmuştur gibi geliyordu bana, var ya. Veli dedem. Dedesi. Süleyman Pehlivan. Süleyman Pehlivan. Pehlivan mıymış reis? O da Garaveli. Ya pehlivan torunuymuşum, şu an öğrendim. De şu anda bak söz söyleyeyim, Türkiye'de kaç 80 milyon insan var değil mi? 80 milyon her birinden de dayak yiyebilecek potansiyeldeyim ben. Hiç kimseyi dövemem gibi geliyor. İşte bak. Ha, bir de pehlivan soyundan geliyormuşuz. Atalarım duymasın vallahi, kemikler sizler. Hı? Atalarım. Atalarımın kemikleri bile kalmamış olabilir. İşte şu değil mi? Süleyman Pehlivan'ın şeyi. Mezarı. Aynen. Bunlar daha güzel merdiven yapmışlar. Bu güzel merdiven de bu. Bu sene yeni merdiven. Merdiven de oynak merdiven. Bastığım anda yeni bir merdiven oluşturuyorum. Evet. Aman biliyorduk. Bir dakika, dur açıkla. Geldim. Mehtap Pansiyon plajı. Burası. Vardık. Mehtap Pansiyon plajı derken Demirören koyunda denize gireceğiz. Ha, Demirören koyun burası. Burası Demirören koyun. Neredeydi şeyin evi? Eski Beşiktaş başkanı vardı. Bilmem ne, Demirören. Ha, Rodrigo Tabata Demirören. Onun abisinin burası. Abisinin neresi? Şurası değil mi? Şu ev galiba. Nerede? Özel nokta girilmez acı ya. Ha, burası. Demirören koyu burası. Mehtap. Halamın tekne bu muydu eski? Aynen. Bu değil mi? Eskiden orada bozduk ya. Işık. Işık. Şu an Mehtap yazıyor. İşte su bu. Şu akvaryum görünümündeki, niteliğindeki denize gireceğiz az sonra. Aynen öyle. Havlularımızı buraya bıraktık. Evet. Yavaş yavaş soyunabiliriz. İyi o zaman. Benim için de videoyu kapatma zamanı. Ya striptiz şeyini çekme artık. Çekeyim mi? Çekeyim. Benim çılgın vücudumu görmesinler. Ne? Estağfurullah. Çekersem çok izleniriz bak. Öyle mi? Ünlü olabilirim bu videoyla. Hadi ya. Aynen. Ama gene şey tabii. Hani. Bilmiyorum. İyi hadi, kapıyoruz buradan sonra. Aynen.